İman, aklın bittiği yerde başlar. Marifet, kendini ve Rabbini aynı anda bilmektir. Allah, hayvanlardan farklı olarak bizi dik yürür şekilde yarattı. Çoğu insan bu imtiyazı kullanmaz, hayatlarının çoğunda eğilirler, hatta sürünürler. Farz et ki öldün, yalvardın yakardın. Sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa. Bir şeye karşı olacaksan onu bilmen gerekir. Bir şeyi savunacaksan onu daha iyi bilmen gerekir. Yalan söyleyenler doğru söyleyenlere inanmazlar. Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir. Doğru insan mutluluk, yanlış insan tecrübe bırakır. Hiçbir şey boşa yaşanmaz. Yarın ölecekmişsin gibi yaşa. Hiç ölmeyecekmişsin gibi öğren. Nefsin kibirli başını ayaklarının altında ezmedikçe Hakk'ın huzuruna götüren yolu nasıl bulabilirsin? İlmiyle amel etmeyen alim, başkalarını giydirdiği halde kendisi çıplak olan iğne gibidir. En mutlu insan, başkalarıyla yarışmayan, kimseyle savaşmayan insandır. Bütün insanlar doğal olarak doğar, birçoğu kopya olarak ölür. Koşulsuz iman, tüm insanların en derin manevi özlemidir. Seni, senin için seven, herkese güven. Çünkü bu gerçek bir sevgidir. Bir şeyi görmeden önce mutlaka Allah'ı görürüm. Kalbin ortaya koyduğu öyle sebepler vardır ki akıl onları asla bilemez. Hak ile meşgul olmayan kalbi batıl işgal eder. Her özellik Müslüman'da bulunabilir de hıyanet ve yalancılık bulunamaz. Nefsini en iyi bilen Rabbini de en iyi bilendir. İmanını sorgulamadan kendini başkalarının etkisine teslim etme. Niçin boş yere dört bir yana koşturup duruyorsun? Kendine gel de düşün her şeyi. Gönül gözüyle görmek düşünceden de üstündür. Kelimelerin gönülde açtığı yarayı ancak kelimeler iyileştirebilir. Karakter sahibiyseniz düşman sahibi de olursunuz. Kimse sizi olduğunuz gibi kabul etmeye yanaşmayacak. O yüzden doğru bildiğiniz gibi yaşayın. İnsanın başka insanlara acı vermeden yaşayabilmesi için bir ideali olmalı. Manevi ve ahlaki bir ideali. Sana daima eşlik etmeyen hüzünden hayır gelmez. Seni sen olduğun için seven insanlara güven. Sahip olduğun şeyler sana sahip olmazsa hürsün. Bütün acıların asıl sebebi bağlılıktır. Anlatamayacağım haller yaşadım. Hayra yor ve nasıl olduğunu sorma. Susmak hikmettir. Ancak onu yapan pek azdır. Erdemli insan olmanın sermayesi vaktidir. Ölü olsun, diri olsun. Sakın kimseyi küçük görme. Sonra helak olursun. Çünkü bilemezsin. Belki o senden daha hayırlı biridir. Dünya hem isteyen hem de istenen bir şeydir. En çirkin gıybet, riyakar ilim sahiplerinin yaptığı gıybettir. Filin lokması
karıncaya verilmez. İnsan adaleti evvela kendi nefsinde tatbik etmeli. Dışını süslemeye bakma, bir ay parçası gibi için nurlu olsun. Erkekler için sonuç, kadınlar için ise süreç önemlidir. Dünyadaki her şeyin Allah katında belirlenmiş bir ecele kadar devam ettiğini bilmemiz, benliğimize izzet kazandırır. Bırak başka sözü, sen seni izle, kendi suçun ile kendini gözle. Sen kendini bilmiyorsun, Rabbini nereden bileceksin? Kulun Allah korkusu, Allah'ı bildiği kadardır. Kusur bulanların yanında huzur bulamazsınız. Sevmek, belki bir gün okur diye alim olmaktır. Cahillik karanlıktır, ilim ise ölümsüzlük suyu. Zenginliğini toprağa taşıyana tanık oldun mu? Bazen istikameti kemale ermemiş kişi kerametle rızıklandırılabilir. Söz ve ibareler dinleyenler topluluğu için azık mesabesindedir. Senin o azıktan nasibin ancak yediğin kadardır. Bir hakikati yok etmek istiyorsan ona iyi saldırma, onu kötü savun. Ne mutlu Allah'ın kitabını öğrenen ve zorba olarak ölmeyen kimselere. Vaat tıpkı bir borç gibidir. Hatta borçtan daha önemlidir. Başına bela gelip de hoşnutluk ve sabır göstermedikçe hiç kimse imanın tadına varamaz. Bir kişi kendi iyiliği ve ihsanın çokluğu hakkında sürekli konuşuyorsa yapacağı bir kötülük onu mahcup ederek suskunluğa büründürür. Ancak Allah'ın kendisine sunduğu ihsanın çokluğundan bahseden bir kişi elinden kötülük çıksa bile susmaz ve Allah'ın ihsanından bahsetmeye devam eder. Bir insanın kalbindeki aydınlık sözlerinden önce gelir. Bu şekilde aydınlattığı her yere sözlerinin etkisi de ulaşır. İnsanlardan bir şey almak için elini uzatma. Ancak onların suretinde verenin Allah Teala olduğunu görürsen alabilirsin. Bu takdirde de ilmin sana mübah kıldığı kadarını al. Hiç kimsenin bizzat tamamen anlamadan önce bir doktrin veya felsefe üzerinde fikir yürütmeye hakkı yoktur. Hatalarının kaderden ileri geldiğini söyleme. Yapıp ettiklerin senden kaynaklandığını aklından çıkarma. Onları alın yasına bağlama. Ölüm korkusu iman eksikliğinden kaynaklanır. Gözleri görmeyenler hakikate nasıl ulaşabilir? Yanmamış insana ateşi nasıl tarif edersin? Çoğu Müslüman başka bir Müslümandır. Düşünceleri bir başkasının fikirleri, yaşamları bir taklit, tutkuları birer alıntıdır. Küçük acılar bize kendimizi kaybettirir, büyükleri ise buldurur. Ahir zamanda cahil ibadetliler ile fasık alimler çoğalır. Kimde kalp hak bilgisiyle dolmadığı, gayetsizdir, hep muratsızdır adı. Nefsin en zor terk edebildiği kötü huy ise gurur, kibir ve enaniyettir. Hastalığını kimseye söyleme,
Çünkü bu sessiz sınav seni yalnızca Allah'ın sonsuz rahmetini ve kudretini yakınlaştırır. Her acı çektiğinde, her gözyaşı döktüğünde bil ki bu Rabbinin sana olan sevgisinin bir göstergesidir. Bu sıkıntılar seni arındırır, ruhunu yükseltir ve sana bu dünyanın ötesindeki ebedi aşkın ve huzurun kapılarını açar. Senin sabrın ve imanın gözlerden uzak bir ibadettir ve bu Allah'ın gözünde en değerli hediyedir. Bazen arif kişi ihtiyacını Allah'a bile arz etmekten haya eder. Çünkü onun takdiriyle yetinmektedir. Bu böyleyken Allah'ın kullarına nasıl olsun da arz ihtiyaç etsin. Sana güvenen bir kimseye yalan söylemek çok büyük bir ihanettir. Seven, sevdiğini mutlu etmeyi, başkalarını mutlu etmeye tercih etmeli. Bazen izhar etmene izin verilmeyen sırlar, sana nurlara sönük bir halde görünür. Öğüt dinle. Kurtuluş istiyorsan dilini tut. Çok konuşanların göğüsleri içinde kalpleri hastadır.